Aşağı Karapınar minibüs hattı güzergah bilgilerinde merkez durak olan Karapınar'dan çıktığında sevgi evlerinin bulunduğu yere kadar gitmesi zorunluyken burada bulunan vatandaşlar saatlerce minibüs beklemelerine rağmen herhangi bir aracın gelmediğini belirtiyor. Mahalle sakinleri normal şartlarda hafta içi saatte bir, Hafta sonu 8 saate bir gelmesi gereken minibüslerin bu yükümlülüğü yerine getirmediğini, kendilerini belirtilen saatlere göre ayarlasalar bile minibüsün gelmediğini, işleyenin ve çocuklarının eğitiminin aksadığını söylüyor. Belirtilen mahalle sınırları içerisinde bir işletmeye sahip olan iş insanı Mahir Sever tarafından 21 Ekim 2019'da yazılan dilekçeye verilen cevapta Yapılacak çalışmalarda 2020 Nisan ayında seferlerin ilk olarak 1 saatte yapılacağı, Nisan ayından sonra ise yarım saatte bir minibüs şeklinde belirtilmiş olmasına rağmen Temmuz ayının son günlerinde dahi herhangi bir çalışma yapılmadığı Adıyaman Belediyesi'nin cevap yazısında belirtilmesine karşın aşağı Karapınar yetkililerinin somut bir adım atmadığı ortaya çıktı. Vatandaşlar kendilerinin acil bir durum ortaya çıktığında aşağı Karapınay minibüsünün herhangi bir numarasından dönüş alamadıklarını, ayrıca tek mağdur olan kesimin kendileri olmadığını, Sevgi evlerinin resmi bir kurumun müdürlüğü olduğunu aktarırken özellikle öğrencilerin büyük sıkıntı yaşadığını belirtiyor. Vatandaşlar resmi olarak bir mahalle sınırları içerisinde yer aldıklarını, muhtarlık ve yerel seçimlerde oy kullanan şehir merkezine bağlı bir mahalle olduklarını, bu mevsimde 40 dereceyi aşan sıcakta, kışın ise soğukta saatlerce beklediklerine değinerek minibüs yetkililerinin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini aktardı. Ayrıca vatandaşlar güzergah üzerinde bir dere bulunduğunu, bu mevkinin ıssız olduğunu, dolayısıyla çocuklarını yürüyerek bir yere gönderemediklerini, ancak minibüsün buna çözüm olacağını, bulundukları mevkinin bir mahalle içerisinde yer almasına rağmen işe okula geç kalan kişilerin mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden çalışma beklediklerini söylüyor. Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün bu konuda denetim yaptığını ancak güzergah üzerinde denetimlerini sıklaştırması çağrısında bulunan vatandaşlar bunun yetkililerden çok aşağı Karapınar şoförlerinin işgüzarlığı olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar önlerinde Kurban Bayramı'nın bulunduğunu, yoğunluğun artacağını, yetkili mercilerin koronavirüs salgınını da göz önüne alarak çalışma yapmasını beklediklerini vurguladı.